Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Osman Hoca. Ee, bu videomda size TYT Dil Bilgisi Tarama Testi çözeceğim. 10 ee, tane sorumuz olacak. İnşallah güzel bir tekrar olur sizin için deyip hemen sorularıma başlıyorum. Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir yazım ya da noktalama yanlışı vardır demiş. Yani yazım ve noktalama soruları sınavda 2 tane mutlaka karşımıza ne yapacak çıkacak arkadaşlar. Dolayısıyla aslında bu yazım noktalama soruları bizim için... Önemli tekrarlar. Hemen başlayalım. Ee, yeni içeriklerin geliştirilebilmesi derken burada geliştirilebilmek fiil artı fiildir. Kurallı bileşik fiiller. Bitişik yazılır. Burada herhangi bir sorun yok. Ee, i̇ki de uluslararası diye bir bileşik isim var. Ve uluslararası e, sözcü de bitişik yazılıyor. Yani bunda herhangi bir sorun yok. Sonra İstanbul grafik tasarım günleri diyor. Yani belli bir günü karşılıyor. Büyük harfle başlıyor. Tırnak içinde gösterilebilir dikkat çekilmek istendiği için de e, bu yıldan Mimar Sinan e, Güzel Sanatlar Fakültesinin deyince bir durmamız gerekiyor. Burası beklesin döneceğim. Fındıklı'daki diyor Fındıklı zaten bir yer adı artı bundan sonra gelen çekmekleri ne olur? Kesme işaretiyle ayrılır. Bu da doğru arkadaşlar. Dönelim dörde. Güzel Sanatlar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi nedir? Bir kurum adıdır. E, bir kural var. Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına gelenekler kesme ile ayrılmaz. Dolayısıyla burada fakültesinin nin derken kesme işareti kullanmayacak. Nin ekip bitiş yazılacak. Cevaba deniz ediyoruz. Soru 2. Ee, soru 2 hemen devam edelim. Ee, yanlışlık olan şık sorulmuş bize. Ee, bir diyor A şıkkında birinci mi de farklı türde belirteşler vardır. Belirteç demek zarf demektir. Hemen aklımıza zaman zarfı, durum, yer, yön, miktar zarfı gibi e, maddeler gelmeli. E, bir de sahile indikten sonra yani ne zaman zaman zarfı var. Biraz yürüdüğümde ne kadar yürümüş biraz miktar zarfı var. Bakın burası zaman zarfı. Burası miktar zarfı. Kendim hep yalnız hissederim derken hep her zaman yine zaman zarfı. Yalnız hissetmek, nasıl hissetmek durum zarfı. Yani burada 4 tane zar ya da 3 farklı zar kullanmış. Burası doğru. 2 e, de işaret ve kişi adına yani zamine e, yer verilmiştir diyor. E, bir defa şehri ilk kez buradan derken bakın buradan dediğimizde işaret yolu ile yerini tutuyor. E, pek kişi zamine deyince 6 tane kelime zaten. Ben, sen, o, biz, siz, onlar olacak. Burada e, görenler hak vermeli bana. Bana kelimesi ben yani yönelme hale kalırken köküne değişiklik olmuş. Yani ben kelimesi var. Kişi zamiri de var. Dolayısıyla bunu da eriyoruz. Ee, üçte değişik türde eylemsiler diyor. Yani isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olacak. En az iki tanesi olması yeterli. İstanbul'dan ayrılan anen anası mezar mi sıfat fiil? İnsan kısa bir süre sonra bile buranın gerçekten var olup olmadıkını bakın var olup burada olup var yalnız e, zarf fiil. E, o zaman bir sıfat fiil buldum. Bir de zarf fiil buldum. E, o zaman eliyorum burayı. Doğru. Dörde geldiğimiz zaman devrik ve isim cümlesi diyor. Bakın burada iki tane bilgi var. E, devrik demek yükleme sonda olmayan demek. İsim cümlesi demek yükleminde e, fiil olmayan, ek eleme almış isim olan demektir. Peki bakıyorum dörde. Her geldiğinde yine de yine ve yeniden şaşırmaz mı bu şehre? Şaşırmaz yüklem. Peki yüklem sonda olmadığı için devrik mi? Devrik. Ama şaşırmaz isim mi fiil mi? Fiildir. Çünkü yeni zaman olumsuz çekimlenmiş eylem var burada. Burası beklesin. Peki E şıkkına geliyorum. Birleşik ve eylem cümlesi. İki tane bilgi var. Bakın dikkat. Önce kolaydan başlayalım. Yüklem unutamaz diyor. Yani unutamaz yüklem bir tane. Peki birleşik olabilmesi için içinde ee, mesela fiilimsi olabilir. Giriş bileşimle İçinde koşul eki olabilir. Şartlı bileşimli. Tarıyorum cümleyi arkadaşlarım. Bir kez görse unutamaz. Bakın koşul eki var. Yani şartlı bileşimli oldu. Cevabımız denizli. Evet güzel bir soru. Tam ÖSYM sorularına uygun arkadaşlar. Böyle sorular karşımıza çıkabilir. Ee, diğer sorumuz. Soru 3. Bu cümleyle ilgili hangisi yanlıştır denmiş. Ee, burada e, birinci sözcük pardon bir sözcük hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştı diyor. O zaman sıfatların olduğu bir bölüme gelelim. İstanbul'un hemen yakınında ondan ayrı kalmış ayrı kalmış nasıl olmaz? Kız Kulesi'nde biz çayımızı içerken İstanbul dingin ve huzurlu bir şekilde. Bakın dikkat. Huzurlu şekil. Sıfatların ismini görmeden sıfat demeyin. Huzurlu şekildeki huzurlu niteleme sıfatı bir şekil herhangi bir anlamında bu da belgesiz sıfat ve belirtme sıfatı olur. Yani o zaman e, A şıkkını B B'de yüklemde zaman kayması vardır. Yani kip kayması vardır diyor. Bir cümleyi okuyarak anlaşılabilir bu. Ama şöyle yüklemi bulalım. Şimdiki zamanda çekimlenmiş. Yorla. E, ve şimdiki zamanda işle anlatış aynı andadır. İstanbul'un hemen yakınında ondan ayrı kalmış. Kız kulesinde bir çayımızı içerken İstanbul dingin ve huzurlu bir şekilde akşamı karşılıyor. Yani şu anda bir kip kayması yokmuş gibi beklesin. C'de tamlayanı ile tamlanır arasına sözcük girmiş at takımı vardır. İsim tanımasında pratik anlatım yapmıştım arkadaşlar. 6 tane uyarımız vardı orada. Araya sözcük girmeden bir zaman bu belirtildi olur. İn ve iyi bulun. Araya dönün arkadaşlar sözcük girmiş mi diye. Peki hemen bakıyorum. Bakın in buldum İstanbul'un yakını iyi buldum. Dön geriye nasıl yakın veya hemen yakınında arkadaşlar işte araya sözcük girmiş. Bunu eliyorum. D'de durum eki almış sözcüklere diyor. Birden fazla durum eki almış sözcük bulacaksınız. Hal eki yani. Yakınında ondan. Bakın ne oluyor? D hali var, den hali var. Yani bunu eledim. Peki E şıkkında ne diyor? Ondan sözcü işaret alılı görevindedir diyor. İstanbul hemen yanında ondan ayrı kalmış. Yani İstanbul'dan ayrı kalmış anlamında bu da işaret yolu ismini yeni tuttu. Beklesin dediğimiz şık yani Bursa cevap oldu. Peki soru 4. Noktalama sorusu, boşluk doldurma sorusu. Ee, öncelikle bir bakalım metnimizi okuyalım. Sokakta yürürken hiç durup sağınıza solunuza baktığınız oluyor mu diye sormuş ve dikkat alsın büyük harfle başlamış. O zaman burası kesin soru işareti. Soru işareti olmayan şıkları A ve D'yi yeridir. İkinciye geldim. O heybetli binaların arasından geçerken ne hissediyorsunuz diye sormuş. Ve büyük harfle başlamış. Burası soru işareti. İkincisi soru işareti olmayan E şıkkı ne yaptı? Gitti. Peki devam ediyorum. B yolunda dikkatimi çeken iki farklı yapı var ki. Yanlarından her geçtiğimde o kalabalıkları unutuyor bana. Diyor. Ve nokta arkadaşlar. Bitti çünkü. Değil mi? Peki o zaman ne oldu? B şıkkı gördüğünüz gibi arkadaşlar gidiyor. Çünkü burası bozuk eğer ki buraya nokta virgül gelse burası niye büyük başlasın değil mi arkadaşlar? Bariz hata var. Peki hocam emin olalım yani diğer taraflarda da bir tekrar etmiş olalım derseniz Ama e, banadan sonra nokta olacaktı. Bunlardan biri diyor baştaki özden sonra normalde virgül gelebilir biliyorsunuz arkadaşlar. Devamına dikkat. E, romanlarına konu olmuş. Hakkında şiirler yazılmış. 95 yılında hizmete açılmış Parapelasun. Palas oteli. Şimdi burası eş görevli mi eş görevli? Burası eş görevli mi eş görevli? Bir kural vardı. Eş görevli kelimelerden önce gelen özden sonra ne olur? Noktalı virgül olur. Dolayısıyla arkadaşlar baştaki biri de eş görevli gibi algılanmasın diye noktalı virgülü tercih edebiliriz ki noktalı virgülü anlatırken de videomda vardır virgülün yediyi diye anlatmıştım arkadaşlar. Bu mantığı kavramanız gerekiyor. Lazım oluyor bize burada olduğu gibi. Cevabımız net bir şekilde Ceyhan'dır. Soru 5. E, bu cümlede numaralanmış bölümlerle ilgili olarak hangisi söylenemez denmiş? Bir de belirtili isim tanıması. Bakın belirtili isim tanımlaması dedi mi? İni aklına getir. Bunun bir de ne olacak? İyisi olacak. Bunu düşündükten sonra e, oraya bakalım. Bakın ini var denizin. Derinlikleri derken bakın iyisi var. Ele kardeşim. İkiye geldim. Söz ilginçtir yani edattır. Ancak kelimesi ne zaman edat olabilir? Sadece anlamındaysa edat olabilir. Kural bu. Denizin derinlikleriyle ancak sadece yüce dağ dorukları rekabet eder diyor. Sadece anlamında olduğu için arkadaşlar edattır. Ki edat bağlaç noktasında çok kısa bir anlatım yaptım arkadaşlar. Bir tablo var onu bilirseniz edatlardan soru kaçırmazsınız demiştim. Burada sorun olan arkadaşlarım. Geçmiş videolarımızda bunları bulabilir. Yani ancak kelimesi edat dedik geçiyoruz. 3'te bir at tanlamasını niteleyen sıfattır diyor. At tanlamasını niteleyen sıfat e, belirtisi at tanlamasının önünde olmaz olmak arkadaşlar. Dağ dorukları belirtisi at tanlaması nasıl dağ dorukları yüce dağ dorukları arkadaşlar. Bu da doğru. Peki 4'e geldim. Hem yapım hem çekim eki diyor. Dorukları kelimesinin kökü nedir? Zaten doruktur. Dorukları derken çekim eki var burada. Bu beklesin. 5'e e geldiğimiz zaman birleşik eylemdir diyor. Rekabet etmek, yardımcı birleşik eylemdir. Doğru. Cevabımız denizli oldu. Soru 6. Sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Denmiş. Hafta sonu derken sorun yok. Yani doğru. Öyle ki Bakın unutmayın arkadaşlar ee, ki ile alakalı bir pratik yol var biliyorsunuz ki artı ler formülü vardır genelde bu kullanılır ee, bu kelimeye hemen getirip bırakıyorsunuz cümle okumuyorsunuz devamını ee, anlamlı olanlar bitişik olmayanlar ayrı yazılır diye bir kural var ama bir de hani hatırlarsanız şöyle bir formül var son bah çemi derken büyük harfle yazılan harfleri formüle ediyoruz biz mesela sanki oysa ki madem ki belki halbuki çünkü, halbuki çünkü e, merki ya da madem ki arkadaşlar illaki bunlar dışında arkadaşlar bunlar dışındaki ki burada kiptikiler hep bitişik yazılıyor ama öyle ki bakın öyle ki derken bu listede geçmiyor ve ki ayrı yazılmalı güler yüzlü doğru dairemiz bakın burada d'de de görmeyin çıkarın cümleden dairemiz Eşyalarımız gibi tertemizdi. Anlamlı cümle kalıyorsa bu D bağlaştırır ve ayrı yazılır. Bu da doğru. Tertemizdi. Doğru. Cevabımıza bursa diyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle. Bunun dışında öylekiler formülümüz var arkadaşlar. Öylekiler anlamlı değil. Anlamlı değilse arkadaşlar ee, ayrı yazılacak. Ama evdekiler, seninkiler gibi olsaydı. Anlamlı olunca bunlar bitişik yazılabilirdi arkadaşlar. E, ki ile alakalı sorun yaşamışsanız mutlaka bu bilgileri bir tekrar etmenizde yara var diyorum. Peki. Soru 7. E, ne diyor arkadaşlarım burada? Bu cümlede 6 çizili sözlerle ilgili yine yanlış bilgi sorulmuş. E, birincisinde tablanını yani ikinci kelimesi adlaşma sıfat olan belirtiliyorsan tamlaması. Önce belirtiliyorsan tamlaması mı ona bakalım. Çünkü in ve iyi bulacağız. Denizin hayırsızı. Dön kardeşim. Neyi adlaşma sıfat olacakmış? Tamlananın yani ikinci kelimesi. Denizin hayırsızı yani hayırsız deniz olabilecekken yani sıfat olabilecekken ne oldu? Yandaki isim arkadaşlar düştü. Kendisi yer değiştirdi falan. Dolayısıyla bu ikincisi adlaşmış sıfat olabiliyor. Doğru. Peki iki de yer yön belirtici. Unutma kardeşim yer yön belirtici sorularına 8 kelime aklına gelecek. İçeri dışarı ileri geri, beri öte, aşağı yukarı. Bunlar içerisinde sağ ve sola kelimesi yoktur. Kesinlikle arkadaşlar cevap burası olacak. Ama bir şeyi de yine hatırlatalım. Yer zarfları zaten isim çekim eki alamaz. Sağ a, sol a dediğiniz anda arkadaşlar bu kelime yer zarfı değil isim adına. Bu beklesin. Peki C3 diyor. Geçti eleme bakalım. Geçtiği eylemde pratik yolumuz nedir? Fiilin önüne onu kelimesine getireceksiniz. Yani onu savurur. Anlamlı olduğu. Hemen ediyorum. Peki dört kurallı birleşik eylem. Kurallı birleşik eylemin formülü nedir arkadaşlar? Fiil artı fiildir. Yani ayrılamaz. Yani bur burada detay sormuşlar. Ayrılamazı olumluya çevirelim. Ayrılabilir. Ayrılabilmek. Ayrılabilmek. Ayrılamamak. Şuradaki bilmek düşüyor. Bunu iki de bir... E Dil bilgisi taramalarında görüyoruz arkadaşlar. Farkındaysanız önceki videolarında vardı. Bu da doğru. Yani yeterli fileşik fiilin olumsuz olmuş. 5'te isimden fiil yapma, yapım eki diyor. İsimden fiil ve kökü nedir? Yaş. Yaşın kaç diyoruz ya. Yaş yaşamak. Evet isimden fiil olmuş. O zaman beklesin dediğimiz şıkkı işaretliyoruz. Soru 8. Hangisi yoktur demiş. Sıfat fiil. Sıfat fiil ise anası mezar dikecek bir şeklini bulacağız. Bulanan, anen. Kardeşim A şıkkını eledim. B'de birleşik isim yani iki kelimeden oluşan birleşik isim olacak. Çanakkale gibi. Pamukkale gibi mesela. Okuyorum. Bulamadım. Beklesin. Diğer şıkları kontrol edelim. Hem yelik hem durum eki almış sözcük diyor. Mesela bu ulanan usulca yüzünü. Bakın dikkat. Yüzü. Onun yüzü. İyelik aitlik değil mi? Artı yüzünü derken sondaki ü de belirtme hali yani iyi hali, hali ki değil mi arkadaşlar? O zaman C'ye gitti. D'de tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tanıması. Mesela bu bir taktiktir. E, tamlama pratiklerine vermiştim ben. Yer değiştirme soruluyorsa belirtili olur bir. Genelde satır sonunda in olur iki demiştim arkadaşlar. Bakın tuttu bizim taktiğimiz. Sonuna geldik in var. Dön geriye gülün yaprakları. Bakın yer değiştirmiş. Bu da doğru. E şıkkına belirtisiz isim tanıması diyor. Belirtisizde de sağlamayı yapacak olan kelimemiz bir taktiğimiz vardı. Hemen ona bakıyorum arkadaşlar. Yüzüne çiziyorum yüzün. Yağmur damlası. Bakın yağmur damlası. Ne damlası derken belirtisiz isim tanıması var. Dönüyorum B şıkkına. Birleşik isim zaten bulamamıştık. Son iki sorumuza geldik. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. Ankara Film Festivali. Sorun yok. Her yıl 8-15 Haziran derken Ay ve gün adları rakamlıysa büyük harfle başlar. Haziran'ın yazımı doğru. Uluslararası derken bu da doğru. Zaten sanırım ilk sorumuzda böyle bir şey vardı. 4'e geliyorum. 164. bu burada geçen 160 60 kelimesine dikkat edin arkadaşlar. Bu 6'dan gelen bir kelime. 60 olacak. Yani 64 değil 60 olacak. Bakın bu detaylı bir bilgi. Daha doğrusu detay demeyelim de okurken gözümüzden kaçan bir örnek. Onun için burada e, bir yanlışlık var. Açık oturumda e, herhangi bir sorun yok. Bu şekilde yazılıyor arkadaşlarım. Cevaba D diyoruz. Geldik son sorumuza. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak hangisi yanlışı diyor. A şıkkında iyilik yani aitlik ve durum eki almıştır diyor. Bakalım hemen. Ülkesi. Onun ülkesi. Evet iyilik var. Ülkesinden derken den ayrım hali var. Yani A şıkkı gitti doğru. B'de hem yapım hem çekim eki diyor Bakalım kelimenin kökü ne? Katılımıyla katmaktan geldi. Katmaktan katılmak fiilden fiil. Katılmaktan katılım fiilden isim. Katılımı onun katılımı. Yani hem yapım eki aldı hem çekime kaldı. Bu da doğru. 3'e ee, geldim. Sözcük eki eylemin 3. teki şahsıyla çekimlenmiş Eki eylemin 3. teki şahsı. Yani etkinlik, tir o etkinliktir. Yani ismi yüklem yapan ekelem'in geniş zaman eki var arkadaşlar. Bu da doğru. Ki Ekelem konusunda yine bağımsız bir şekilde detay anlatmıştım arkadaşlar. Eksiği olan arkadaşlarım ona bakabilir. 4 e, edattır diyor. Yani ilginçtir diyor. Üzer ekelemesi daima edat olan bir kelimedir. Bu da doğru. Peki e şıkkına geliyorum. Beşinci sözcük çekimli eylemdir. Yani haber veya dil ekiplerinden birisi de çekimlenmiş olacak. Peki beşte ne var? Dönüştürme isim fiil dönüştürmesi iyelik eki almış. Dönüştürmesi dir derken eki eyleme geniş zamanı var. Burası bir fiil değil arkadaşlar isimdir. Artık eylemsiler isim sayılır. Şöyle olsaydı dönüştürdü, dönüştürüyor, dönüştürecek, dönüştürse dönüştürmeli gibi çekimlenseydi olabilirdi. Yani cevabımız edirne oldu. Evet, 10 sorumuz vardı arkadaşlar. Çok uzun tutmamaya çalıştım. ama baya baya konuları değerlendirmiş olduk. Başka dil bilgisi tarama videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.